arkadaşlar, biz yola çıktık bakalım hayırlısıyla. Birazcık geç kaldık ama burada bir video başlatayım. Muhtemelen bu videonun sonu artık Zonguldak'ta olur. Görüşürüz. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Evet, ben neredeyim? Annemdeyim. En son videomda bahsetmiştim size artık Zonguldak'tan selam veririm diye. Dün gece geldik. Gece derken en çok gece gelmedik. Ama iftarı biraz geçmişti geldiğimizde. İftarı da burada yaptık. Öyle bakın, şu havanın güzelliğine bakın. Bugün böyle ne güneş var ne güneş yok. Yani hava ne kapalı ne açık. Ama çok güzel. Bakın şöyle kirazlarımıza. Şöyle yakınlaştırayım mı size ağacı? En son bunu bıraktığımızda ne yaprak vardı ne çiçek. Hiçbir şey yoktu. Ama şimdi artık böyle çiçekleri de dökülmüş, kiraza dönmek üzere. Şöyle bakın. Anneciğimin bahçesinin çiçeklerini görüyor musunuz? İyi gidi. Buralar hep kupkuruydu gittiğimizde. Şimdi ne kadar güzel olmuş her yer. Elifciğim bugün temizlik yapıyor, camları falan siliyor. Şimdi ben de ona yardım edeceğim. Saat kaç oldu? Saat 1:30. Dün gece geç yattık tabii haliyle. Geç de kalktık bugün. Bakın burada ne var arkadaşlar? Annemin biber fideleri. Gördünüz mü? Ne kadar güzel olmuşlar. Bunları bahçeye dikecek anne. Burada önce yetiştirmiş balkonda. Bunlar bahçeye dikilecek. Ama şu çiçek de annemin nazara gelmiş. Bu çok güzeldi. Ama artık böyle kurumuş bayağı. Ama şuna bayıldım. Bunlar hala aynı formdalar. Bakın. Görüyor musunuz şunların güzelliklerini? Çok güzeller. Bunlar daha da bir neşelenmişler. Burayı çok sevmiş bunlar belli. Maşallah. Selamlar herkese. Yüz yüze de selamlar arkadaşlar. Evet, neredeyim? Biraz önce söylediğim gibi annemdeyim bugün ben. Dün akşam geldik. Bugün de biraz sonra çay cumaya falan gideceğiz yine kızım, kız kardeşim birlikte. Ama önce Elif camlara falan girdi. Onları halledelim, ondan sonra gidelim dedik. Şimdi ben mutfak perdesini falan sökeceğim. Onu atacağım makineye. Ondan sonra buranın camını sileceğim. Elif de odaların camına girdi. Kızım da bulaşıkları yıkıyor burada. Yani tencereleri falan yıkıyor. Tabakları da makineye koydu. Onları hallediyor. Biz şu işlerimizi bitirelim. Tekrar sizinle görüşelim diyelim bakalım. Şimdilik hoşçakalın. Şu stor perdeler iyi, hoş, güzel de bunların temizliği gerçekten çok zor. Şöyle demirlerini çıkarttım altından. Şimdi şu demirini de çıkartayım. Şöyle yukarıdakileri falan da çıkartacağım. Ondan sonra makineye atacağım bunları. Gerçekten bunları çıkartmak, sonra takmak zor yani. İşlerimiz bitti. İndik evden aşağıya. Şöyle annemin aşağıdaki çiçeklerini de göstereyim size, arka bahçesindekileri. Bazıları iyi, bazıları böyle kötü olmuşlar. Ama havanın güzelliği o tartışılmaz tabii. Hadi gidiyoruz. Bakın daha menekşeleri açmış. Bahçeler yeşillenmiş. Şunların güzellikleri. Nasıl hoşlar, nasıl tatlılar bakın. Evet. Ya çiçeklerin çoğu sanki yanmış gibi. Çok kiraz yok gibi aslında ama. Ya da hani. Ha şurada bir tane var bakın. Şurada da var. Ama bunlar sanırım şey, çoğu çiçek. Sadece çiçek yani, kiraza dönüşmemiş. Neyse bakalım, olan yeter Allah'ın izniyle. Hadi gidiyoruz biz.
Böyle biraz işlerimiz var. Önce onları halledeceğiz. Ondan sonra da biraz dolaşacağız bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle yüz yüze de selamlar sizlere. Kız kardeşimi de göstereyim. Merhaba. Kız kardeşimi tanıyorsunuz zaten önden. Önceden. Açlık böyle vurdu yavaştan yavaştan. Öyle şu işlerimizi halletmeye geldik. Önce onları halledelim. Biraz da dolaşalım istedik. Çocuklar da var. Şöyle işlerimizi hallettik. Ondan sonra gidelim şöyle güzel bir yerde iftar saatine kadar vakit geçirelim dedik. Bu akşam babam bize pide yaptıracak. Allah nasip ederse bakalım inşallah. İftarda çorba, pide, salata yeter zaten bize. Her Ramazan zaten babamın geleneksel bir şeyidir bu. Evde pidenin içini bir güzel yapar. Ondan sonra fırına götürür. Orada pide yaptırır. Canım babam. Bu akşam da hep beraberiz diye böyle bir şey yapmaya karar verdi. Dediğim gibi iftar için olacak, yani yiyeceğimiz şeyler hazır. Biz de o yüzden eve erken gitmeye gerek yok diye düşündük. Şimdi buralarda birazcık vakit geçirelim. Burada yapmam gereken işlerimi de hallettim çok şükür. Bu arada hepinizin Kadir Gecesi'ni kutluyorum arkadaşlar. Rabbim dualarımızı, dualarınızı kabul etsin. Tekrarını nasip etsin hepimize inşallah. İşte geldi, işte gidiyor. Mübarek ay hayırlısıyla. İnşallah Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin hepimizin inşallah. Allah tekrarını erdirsin cümlemizi eksiksiz bir şekilde. Öyle dua edelim arkadaşlar. Hayırlısıyla bir Ramazan ayının daha sonuna geldik sayılır. Rabbim bayramı da erdirsin. Ben şuralarda birazcık dolaşayım. Görüşürüz size de biraz sonra bakalım. Buralar hep bomboş. Normalde böyle hava güzelken buralar asla boş kalmaz. Ama hiç kimsecikler yok tabi. Herkes oruçta, kandil günü, herkesin kendine göre planı var. Biz de burada birazcık oturalım. Ondan sonra eve geçeriz bakalım. Şöyle bakın biz eve geldik. Babam geleneksel pidelerimizi yaptırmış. Bunlar çok fazla ama fazlasını buzluğa atarız artık. Vallahi mis gibi koktu buralar. Hemen annem de çorbayı yapıyor. Biz de salatayı hemen hazırlayıp sofrayı kuralım bakalım. Ertesi günden herkese selamlar arkadaşlar. Bakın sizleri neyle selamlıyorum. Dün akşam videoma devam edememiştim. Çünkü iftardan hemen sonra kaza namazları kılmaya başladık. Kur'an okuduk, annemle dualar ettik. Hepimiz evde, çocuklar birlikte. Şimdi dediğim gibi devam edemedim. Ertesi günden hepinize tekrardan selam olsun. Şimdi ne yapıyor annem? Puzzle'ı, neydi anne? Puzzle'ı krep yapıyor. Bakın şöyle ne var anne içinde? Puzzle, biber, domates, soğan. Evet. Sonra işte un ve su, değil mi anne? Evet. Hepsini birlikte. Evet. Yoğurdu anne. Şimdi böyle krep yapıyor. Artık iftar saatine kaldı. 2 ya da 2,5 saat var. Şöyle erkenden bunu da yapalım dedi. Çorbamız falan da var zaten dünden. Şey iftar sonrasında mı bu? Evet. Oo, iftardan sonra çayın yanındaymış. Bakın arkadaşlar. Neyse bakalım. Şimdi yemek olarak ne yapacağız? Birazdan hep birlikte görür, karar verir. Devam ederiz sizle bakalım. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun. Burada da pişmişleri var. Bakın o kadar da güzel görünüyor ki. Ay vallahi canım çekti. Allah'ın gücüne gitmesin de oruç. Bakın. Evet arkadaşlar şöyle artık mutfağa yavaştan girdik. Ne yapıyoruz? Şöyle tavuk sote yapacağız. Yanına pilav, çorbamız da var. Annem mis gibi krep de yaptı. Şöyle soğanlar kavrulsun burada. Şöyle tavuk göğsünü böyle doğradık. Şöyle içine domates, biber var burada. Pilav yapacağız. Pirinci de ısladık böyle. Sıcak suyla biraz dursun. Baharatlarımız da var. Brokoli haşladık. Onu da yoğurtlayacağız şimdi. Dediğim gibi soğanlarımız da haşlansın. Ama her şeyden önce ben şöyle çayıma koyacağım. Çay deyince heyecanlanıyorum nedense. Hava o kadar güzel ki bugün. Ama bugün oruç biraz daha zor geçiyor. O yüzden hiç dışarı çıkamadım. Neyse yemeğe döneyim geleyim. Baharatlarını koydum. Soğan, biber, domates, işte tuz, karabiber, tavuk baharatı falan koydum. Bu da burada birazcık kavrulsun. Etleri de koydum tabii. Sonra hemen pilav yapımına geçelim. Pirincimiz de şişti bayağı. Öyle. Şöyle pilavım pişti. Sotem de pişti. Çayım da demleniyor.
Salatayı da yapalım. Allah bereket versin. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Allah'ıma bin şükürler olsun ki. Allah bereket versin. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Hemen şöyle mutfağı toparladım. Ben hemen böyle yemekten kalkarak atmaz, akşam namazımı kıldım. Dedim ki hemen mutfağı toparlayayım da şöyle çay keyfine bir önce geçelim dedim. Annemle kız kardeşimle namaz kılıyorlar. Babam da camiye gitti. Hemen yemeğini yer yemez gitti o. Teravih genelde camide kılıyor. Biz de böyle evde kılıyoruz. Annem, kız kardeşim, ben, üçümüz evde kılıyoruz. Annem işte camide kılamıyor. O nedenle evde kılıyoruz. Biz de teravihimizi, yatsı namazımızı hepsini evde kılıyoruz. Allah kabul etsin. Öyle işte her gün bir gün geçiyor arkadaşlar derken gevsayım başladı. Allah'ın izniyle bayrama doğru geldik, geliyoruz. Buradayken zaman öyle bir geçiyor ki vallahi ben hep anı yaşıyorum. O nedenle sizinle hiç doğru düzgün bir şey paylaşamıyorum. Bu video 2 günlük mü, 3 günlük mü video oldu ne? Artık bugün onu bitireyim de dedim, hani yükleyeyim. Birlikte sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, beraber bir şeyler yapıyoruz. İşte vakit nasıl geçiyor anlamıyorum. İşte annemlerle, kardeşimle, babamla, işte böyle günübirlik bir iki komşu geliyor onlarla falan. Hani gün içinde sohbet, muhabbet derken vakit bir geçmiş ki hiç anlamıyorum. Diyorum ki ben bugün hiç video çekmedim. O yüzden anı yaşıyorum. Yani burada çok fazla sizi ihmal etmek de istemiyorum. O nedenle artık bu videomu bitireceğim bakalım. Allah nasip ederse, bir problem çıkmazsa yarın da köye geçeceğiz kayınvalideme. Hayırlısıyla bir de birlikte orada oruç açalım. Zonguldak evime geçemedim daha. Daha oraya geçemedim, sıra gelmedi yani. Daha özlemimiz bitmedi yani. Bitmez de gerçi ama. Artık Allah'tan böyle yaz tatiline az kaldı da. Arkadaşlar ben sizi hızlandırayım. Ondan sonra ocağımı da sileyim. Dediğim gibi bulaşıkları yerleştirdim ben makineye. Ondan sonracığım tekrar görüşelim sizinle biraz sonra. Şöyle çaya sıra gelmiştir. Yatsı namazından önce hemen çayımızı içelim dedi annem. Ben de doldurayım. Şu bardak benim yine, biliyorsunuz her zamanki gibi. Ay akıttım.
Ay, orası kötü oldu arkadaşlar. Orayı görmeyin. Ben çünkü bir taraftan kameraya bakıyorum. O yüzden o arada fark etmedim döktüğümü. Neyse şöyle saklayayım da siz görmeyin. Hadi bize afiyet olsun. Evet, dışarıda yağmur, içeride çay, keyif, huzur, çok şükür. Çok güzel yağmur yağıyor dışarıda. Biz güya bu akşam namazdan sonra şeye gidecektik, dondurmacıya gidecektik. Ama maalesef yılan oldu. Bizim annemlerin oturduğu yerde çok yakında bir meşhur bir dondurmacı var. Çok güzel dondurması. Çocuklar onu çok seviyorlar. Oraya gitmeyi planladık ama bu akşam bu yağmur olayı planı bozdu. Neyse biz de şöyle oturalım balkonda çayımızı içelim dedik. Şöyle bir iki tane daha çay içeyim, ondan sonra namaz kılmaya geçeceğiz bakalım. Öyle görüşürüz biraz sonra kapanışta. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Evet şöyle biz balkonda sohbet muhabbet eşliğinde çayımızı içtik. Biraz önce de bahsettiğim gibi size bugünlük videomu kapatacağım. Allah nasip ederse yarın tekrar devam ederiz bakalım. İşte burada ailemle, çoluk çocukla vakit geçirirken size çok fazla vakit ayıramadım. Anı yaşamayı tercih ettim çünkü çok özlem vardı. Havaya bakar mısınız? Bugün çok güzeldi hava. Yani çok böyle aman aman değildi ama kapalıydı birazcık. Yine soğuk değildi, yağmur falan yoktu. Ama bakın şimdi yağmurlu. Balkonda oturması da çok güzel. Biraz önce bahsettim ya size, dondurmaya gidecektik güya biz bugün. Ama yağmur yağınca maalesef gidemedik. Çocuklar daha çok oğlum istiyordu ama nasip olmadı. Neyse artık yarın akşam nasip olursa belki gideriz. Ama yarın büyük ihtimalle kayınvalideme geçeceğiz köye. Orada da oruç açalım. Oradan Zonguldak'a gideceğiz bakalım inşallah. Görüşürüz sizinle de bakalım ne yapacağız ne yapmayacağız birlikte göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Hoşça kalın.